Valla tebrik ederim kendi adıma. Ben Sağ ara olun. girdim baktım neredesiniz, ne yapıyorsunuz diye. Hatta volkan patlaması yaşandıktan sonra acaba dedim Erdem Bey'e bir sıkıntı yarattı mı o patlama falan diye. Bayağı dert ettik burada. Hiç etkilemedi. İyi güzel sevindik. Ne kadar sürdü toplam? Benim Crescent City, Kaliforniya'dan denize açıldım. 80 günde Hawaii'ye vardım. Bundan sonra 7 Ekim'de oradan denize açıldım. 128 günde yanılmıyorsam buraya varışım. 128 gün. 12'si miydi? 13 müydü? Karaya çıktım Guam'da. Vallahi tebrik ederim. Şimdi pazartesi sabahı tekrar denize açılmak üzere plan yapıyorum. Yani hazırlık yapıyorum. Yani daha bitmedi yolculuk sürecek. Elbette daha Guam'dayım. Henüz bitmedi. Benim Ne kadar daha sürecek tahmini? ben rota değiştirdim. Hong Kong'a gidiyordum. Hong Kong yerine şimdi farklı rota izleyip güneyden ilerleyeceğim. Hong Kong'a varış zorlaştı. Pandemi nedeniyle epey onlar sertleştirdiler kuralları. Çin bana zaten Mart ayından beri başvurmalarıma rağmen pandemi nedeniyle vermiyordu vize. Eylül ayında Hawaii'de mola verdiğimde tekrar denedik. Mümkün değildi. Vize ofisimiz açılınca tekrar başvurursunuz dediler. Defettiler. Denizdeyken zaten vize işleriyle falan benim uğraşmam mümkün değil. O yüzden rotayı ben Çin'den, Hong Kong'dan güneybatıya çevirdim. Zaten deniz beni oraya taşımaya çalışıyordu. Ben biraz işi zora koşmaktaydım. Belirli bir ülke veya Varışım şehir var mı? gitmeyi planladım Evet. mı? Borneo'nun doğusunda Balikpapan diye bir kıyı kenti var. Oraya ulaşıp Endonezya'ya resmi girişimi yapacağım. Ondan sonra Borneo'yu saat yönünde dolanıp Singapur yakınlarında bir yerde karaya çıkacağım. Malezya'nın Pontian adlı bir kıyı kasabası var. Orada karaya çıkarım diye ümit ediyorum. Anladım. Evdeki hesap çarşıya İnşallah. Peki. uyarsa. Başlayalım o zaman resmi olarak röportaja. Tamam. Bir şey rica edeceğim. Biraz geri gelme şansınız var mı ekrandan? Şöyle mi? Evet. Başınız Tamam. kesilmesin. Erdem Bey merhabalar. Sesim nasıl geliyor? Gayet güzel. Tamam. Sesiniz de net, görüntünüz de net. Tekrar merhabalar Erdem Bey. Öncelikle tebrik ediyoruz. Zorlu bir yolculukta henüz bitmemiş olsa da devam edeceksiniz. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Elbette beni rekortmen doğa sporcusu olarak tanımlayabilirsiniz. Senelerden beri doğa sporlarıyla uğraşıyorum. Sporla uğraşıyorum küçük yaşımdan beridir. 2007-2012 yılları arasında kas gücüyle devre alem yolculuğumu gerçekleştirdim. Bu Guinness tarafından ilk solo devre alem kas gücüyle devre alem olarak kayda geçti. 15 adet Guinness Dünya Rekoru kayda geçti o yolculuk sırasında. 3 ayrı okyanusu kürekleme ilk kişi oldum. En hızlı devre alemi başaran kişi oldum vesaire. Çok güzel. Şimdi yapmaya çalıştığım şey Everest'in eteklerine kas gücüyle ulaşıp Everest'e tırmanmak. Ondan sonra oradan batıya devam edip Rusya-Gürcistan sınırındaki Elbrus'a tırmanmak. Sonra Türkiye'den 2023 yılında geçip Portekiz'e erişip oradan yeniden denize açılıp Güney Amerika'ya gidip orada Aconcagua zirvesine tırmanmak. Şimdi bu zirveleri yapmamın sebebi de 6 zirve projesi adını verdiğim projenin hayata geçirilmesi. Bunu bir kaya tırmanırken kaybettiğim bir arkadaşımın anısına yapıyorum. 2002 yılında kaya tırmanırken düşüp hayatını kaybeden arkadaşımın adı Göran Krop idi. İsveçli maceracı. O 96 yılında Stockholm'den Nepal'e bisikletle gidip kendi yükünü treylerde çekerek Everest'e tırmanmıştı. Beni devre alem projeme başlamaya teşvik etmişti.
Onu kaybedince dedim hayat kısa. Cenazesinden dönerken dünya haritasını çizdim. Zirveleri işaretledim bir kağıt parçası üzerinde. Dedim ben bunlara kask gücüyle gideceğim. Onun anısını yanaş atacağım. Devri Alem sırasında da işte Kosciuszko ve Kilimanjaro'yu tırmandım. 2003 yılında ilk tırmandığım zirve McKinley'di Alaska'da. Bisikletle gittim, yükümü çekerek gören gibi tırmandım, geldim. Sonra Kosciuszko ve Kilimanjaro tırmanıldı. Devri Alem sırasında. Everest, Elbrus ve Aconcagua kaldı. Onları halledeceğim şimdi. Uzun cevap oldu ama yapılan bu. Everest'e ulaşmaya çalışıyorum şu sıra. Uzun bir çaba, kısa bir çaba değil, normal. Evet. Peki Erdem Bey, şimdi karaya çıktınız. Bu süre zarfında Amerika'dan başlayan yolculuğunuzun buraya kadarki kısmının zorluk derecesi yüksekti. Öncelikle şunu merak ediyoruz. Yolculuk nasıl geçti? Zor muydu? Hiç gerçekten hayattan endişe ettiğiniz bir sorun yaşadınız mı? Zorluydu. Şartlar epey farklı. Okyanuslarda ortam değişmekte. İklim değişikliğini ben bizzat yaşıyorum. Bu yaz şartlar sertti ve yüksek basınç sistemleri falan farklı yerlerde oluştu, daha güçlü oluştu. Benim Kaliforniya sahillerinden kopup batıya yönelmem epey uğraştırdı. Güneybatıya yönelip Hawaii'ye gidecek yerde rüzgar sürekli olarak beni Kaliforniya sahillerine hapsetti ve Meksika'ya doğru götürmeye çalıştı. Neden sonra epey uğraştıktan sonra günde 18 saat kürek başında kalarak uğraştıktan sonra günlerce kopabildim o kıyı etkisinden ve Hawaii'ye vardım. Ondan sonra birden fazla kasırga ve bunun bana doğru yolladığı alçak basınç sistemleri güneyinden geçti. Hawaii ile aramdan sürekli bunlar geçiyordu. Normalden fazla fırtına üretti deniz. Ve benim Hawaii'ye varmam konusunda tereddüt yaşadık. Nasıl yapacağız diye ve neden sonra varabildim. 80 gün aldı. Normalde işte 60-70 günde varmam gerekirken 80 gün, çünkü o fırtınaların kuzeyinde oyalanmak zorunda kaldım. Peki sonra Hawaii'den ayrıldım. Fırtına yedim. Evet, tam Kasım'da. Onu soracağım. Yani böyle hiç sizi gerçekten zorlayan bir fırtına var mıydı diye soracaktım. Oldu ya. 2 Aralık'ta geldi. Ben Ekim-Kasım aylarında fırtına yapar diye Hawaii'de bir ay vakit geçirdim. Eylül, 10 Eylül 7 Ekim arasında ben Hawaii'deydim. Dedim mevsim biraz ilerlesin sonra çıkarım. Yoksa daha batıda fırtına riski olacak. Ekim-Kasım geçti, fırtına yok. 2 Kasım'da geldi, beni buldu. ve o fırtına sırasında ben içerideydim. Ne yaşadınız? Nasıl geçti o anlar? O kabini fırtınaya hazırlıklıydım ama deniz çıpası salmalıydım. Kayığı serbest bıraktım, kendi haline bıraktım. Yandan dalga yedi o nedenle, yan döndü dalgaya. Deniz çıpası salsaydım dalgaya burnunu dönerdi. Daha emniyetli olurdu. O bir hataydı. Ben deniz hazırlıklıydım ama kabin içinde. Belimden ve göğsümden çapraz mindere bağlıydım ben. Eğer bağlamasaydım kendimi, o tekne yan döndüğünde beni alır tavana atardı. Ondan sonra baş aşağı kalırdı. Çünkü ben tavanda ağırlık olurdum, balast olurdum. Ama yanlış yerde balast olurdum. Baş aşağı kalırdık kayık. Büyük sorun olurdu. Ona hazırlıklıydım, bağlamıştım kendimi, minderde kaldım. Güverte doldu, su doldu. Ondan sonra tahliye deliklerinden boşaldı. Kayık tekrar yükseldi. 2 kürek kaybettim. 3 çift kürekle başlamıştım, yedekler dahil. Şu anda 2 çift kürekle devam ediyorum. Biraz hasar yaptı ama beni engellemedi. Buralara kadar gelebildim. Tek başınızsınız, başınıza yolculuk yapıyorsunuz ve çok zorlu, kas gücüyle yapılan bir yolculuk. Motor gücünüz yok.
rüzgar gücünüz yok, akıntıları takip ediyorsunuz. O fırtına esnasında tek başınızayken nasıl motive ettiniz kendinizi? Vallahi fırtına geldiğinde yapacak bir şey yok. Bekliyorsunuz ve fırtınanın esip gürleyip gitmesini, yatışmasını bekliyorsunuz. Yapacak bir şey yok o noktada. Ne kadar sürdü fırtına? Gece geldi. Gece bir vakit geldi. Gün batımında hala ortalık süt limandı. Biraz da o nedenle ben işte deniz çıpasını salmadım falan, hata yaptım. Aldattı beni yani, hileli oldu. Ondan sonra gürledi gece vakti. Ertesi gün öğlene yatışmıştı. Yani bir cephe olarak geldi geçti. Yaklaşırken görüyorduk onu. Onun yaklaşırken böyle dönerek gelir hava sistemleri, bu rüzgar sistemleri. Ama belli bir hızla ilerlediği için aynı yerde durmaz. Gelir geçer ilerler. O geçerken işte hazırlıklı olmak lazım. Anladım. Peki şimdi bu tek başına bir yolculuk. Sizi izleyecek olanlar da bunu merak ediyordur. Biz sizden bazı videolar istemiştik. Orada biraz gösterdiniz. Yaşamınızı o küçük kayığın içinde nasıl sürdürdüğünüze dair. Biraz daha açar mısınız? Bir gününüz nasıl geçiyor kayıkta? Genellikle gündüzleri sıcak olduğu için, kabin biraz havasız olduğu için gündüzleri dışarıda olmayı, rüzgarda olmayı, esintide olmayı tercih ederim. Gündüzleri dışarıda geçer, gece uyurum. Normalde gün ağarırken ben güne başlar, gün batımında kürekleri bağlar, dinlenmeye geçerim. Akşam yemeği, durulama, yıkanma, temizlenme, içeri girip yatma, dinlenme şeklinde. İçeride işte mesajlar vesaire, haberleşmeyle uğraşırım. Ondan sonra zaten yorgun olduğumdan uyur kalırım. Gün ağarırken dışarı çıkar, işte kahvaltımı hazırlarım, güne başlarım. Kürek başında günün ağarmasını, güneşin doğuşunu çoğu zaman kürek başında görürüm. Ve işte 2 saat, 3 saat kürek başında kaldıktan sonra efendim ara yemek olsun, öğle yemeği olsun, işte eşime gideyim bir mesaj çekeyim şeklinde can sıkıntısını giderici faaliyetler söz konusu olabilir. Ve su, deniz suyundan tatlı su yapar, onu kullanırım. Kendimi durulamak, yemeklerimi yapmak ve içecek yapmak için. Yiyeceklerim kurutulmuş yiyeceklerdir. Poşette gelir ve bunlara ben kaynar su kattığımda yenir hale gelir bu. Hani bulgura kaynar su katarsanız pilav olur şeklinde düşünmek lazım. Benzer hesap. Yanımda yemiş var. Kuru yemiş. İşte kuru üzüm olsun, kuru incir olsun, kuru erik olsun. Ve fındık fıstık vesaire, bunlar var. Onların yanında işte her gün aldığım günübirlik vitamin hapı var. Eğer beslenme planında hata yapmışsam fark kapatmak için. Böyle ve sürekli hesap yapmak var. Ben kürek çekerken bu tekne nereye gidiyor? Şartlar neyi zorluyor? Neye izin veriyor? Onu sürekli tartmak durumundayım. Ve bana bilgi sağlayan meteoroloji uzmanımız var. Benim arkadaşım takip ediyor sürekli çevredeki akıntıları ve rüzgarlardaki trendleri falan, nasıl gelişiyor olay, planladığımız gibi mi gelişiyor, onu tartıyoruz sürekli ve ne yapabiliriz çözmeye çalışıyoruz. Benim Guam'a gelmem tesadüf değil. Buradan Borneo'ya gideceğim, o da tesadüf değil. Çünkü ticaret rüzgarları o yönde gidiyor. Şu anda güney yarımkürede, Avustralya civarında kasırga mevsimi. O kasırgaların rüzgarlarının diğerlerden gelip onu beslemesi lazım. İşte buradan geliyor. Ticaret rüzgarlarını hareketlendiriyor. Kuzeydoğudan gelen ticaret rüzgarları Borneo'ya doğru esiyor. Oradan güneye dönüp güney yarı kürede bu kasırgaları besliyor.
Ben de bunlara takılıp onlarla birlikte yüzeceğim. Yani benim kayığımı süren deniz sadece akıntı değil. Bu rüzgarlar da benimle birlikte gitmekte. Bunun getirdiği, rüzgarın getirdiği dalgalar var. Ve uzaktaki fırtınaların yarattığı solganlar, ölü dalgalar var. Bunların hepsi kayığımı iteleyen kuvvetler. Onları lehime kullanmam lazım. Çok komplike bir yolculuk. Yani siz yolculuğa çıkarken her şeyi düşünmüşsünüz. Sizi etkileyecek en ufak bir sorunu, sıkıntıyı bile hesaplamışsınız. Tabii ki öngöremediğiniz bazı sorunlar da yaşandı. Cümleler kurarken, bazı şeyler anlatırken iklim değişikliğinin etkilerini çok yakından hissettim dediniz. Evet. Birkaç örnek verebilir misiniz? Ani gelişen ne oldu? Benim çalıştığım 10-15 senelik iklim verilerini çalıştım, ona göre rota hesapladım falan dedim ya. Bu iklim değişikliği benim gözlediğim ve hesapladığımdan farklı sonuç çıkartabiliyor ortaya. Ben Kaliforniya sahillerinden Haziran ayında açıldım. Haziran'da ve durmadan Hawaii'nin kuzeyinden geçip ilerlerim diye hesaplıyordum. Ve normalde kuzeybatıdan gelmesi gereken ticaret rüzgarları Kaliforniya sahillerinde, Kaliforniya kara çok ısındığı için kuzeybatıya yattı rüzgar. Ve gelip döndü, karaya doğru esmeye başladı. Yel yaptı karaya doğru. Ben bir türlü karadan kopamadım. Ben karadan kopamayınca Kaliforniya sahilini takip ederek Baja'ya doğru, yani Meksika'nın o büyük yarımadası var ya, oraya doğru beni San Diego'ya doğru çekmeye çalıştı rüzgar. Bir türlü beni batıya bırakmadı. O bir sorundu mesela. İşte bu iklim değişikliği beni bu şekilde etkileyebiliyor. Çok uğraştırdı. Kopamadım bir türlü kıyıdan. O rüzgar, yel rüzgarları nedeniyle. Çünkü kara çok ısınmıştı. Peki. Şunu da sormak örnek istiyorum. Şimdi konuşmamızın başında söylediniz. Pandemi nedeniyle rotada bir, pandemi kuralları nedeniyle daha doğrusu rotada bir değişiklik yaşandı. Siz insanüstü bir çaba sergilerken Hong Kong'a gitmek istediniz ama izin vermediler. Bir anlatır mısınız bir kez daha ve ne düşünüyorsunuz? Ben Hong Kong'a erişmeye çalışıyordum. Hedefim oydu. Çünkü birlikte çalıştığımız denizlerdeki plastik kirliliği konusunda farkındalık yaratmak üzere birlikte çalıştığımız Ocean Recovery Alliance orada çalışıyor. Onun yöneticisi ve kurucusu orada, Doug Woodring. Bunlara erişmeye çalışıyordum aslında. Çünkü ben vardığımda o kolaylık olacaktı. Bir de Hong Kong vardığımda vize veren yani yerlerden birisi, Çin vize vermemişti. O yüzden Hong Kong diye hedef koyduk. Olmadı, Vietnam'a gidecektim. Ben rotayı değiştirdim. Siz durumunuzu söylemediniz mi? Ya ben günlerdir, aylardır denizdeyim, okyanustayım. Ya söylemediniz mi? Söyledik ve hatta sağ olsun Hong Kong Başkonsolosumuz Sayın Peyami Kalyoncu bizzat ilgilendi. Ve oradaki bürokratlarla temas kurdu. Cevap istedi, nasıl yapılacağını söyledi, sordu. İşte geldiğinde 3 hafta karantinada kalacak, otele götüreceğiz, orada kalacak, kayığında kalamaz. Halbuki ben 6 ay falan tek başıma denizde kalmışım, gelmişim. Benim kayığımda o 3 haftayı geçirmem normaldir. Sarı bayrak gösterirsiniz, o karantina bayrağıdır. Demir atar beklersiniz, karantina şartları yerine geldikten sonra karaya çıkarsınız. Teknede kalmanıza da müsaade etmediler. Etmiyorlar. Teknemi bir yere demirleyecekmişim, otele gidecekmişim. Kendi paramı ödeyerek otelde kalacakmışım. Ve dünyanın her bir tarafından gelen uçak yolcularıyla birlikte beni bir yere koyacaklar. Herkesin getirdiği mikrobu bana bulaştıracaklar. Resmen ben sağlıklı varacağım. 3 hafta sonra bekleyeceğiz. Acaba bana bunu bulaştırmayı becerebilirler mi diye bakacağız, göreceğiz.
Böyle şey olmaz, kabul edemedim ben. Dedim ben gelmiyorum. Hani kararı o şekilde verdim ve aslında bir başkonsolosun devreye girmesi ve bu alt düzeyde bürokratlarla ilişkide bürokratların bu tür hani güç gösterisi yapması aslında yerici bir olay ve bizim konsolosluğumuzu da zor durumda bırakıyor, bu cevap alamıyor falan. Dedim buna gerek yok, hiç bu tür bir davranışa, saygınlığını yitirmesine izin veremem. O da vardı aklımda. Dedim geri adım atıyoruz burada, gitmiyorum ben Hong Kong'a. Ve zaten rüzgarlarda beni bu tarafa doğru getirmeye çalışıyordu. Niye uğraşıyoruz dedim, yokuşa sürüyoruz olayı, akıntıya kürek çekmeye gerek yok. Rüzgarlarla birlikte gidelim. Öyle Peki. Oldu. Gerçekten çok enteresan. Okyanusta aylar geçireceksiniz ama virüste olma ihtimalinizi düşünmüşler ve vize vermemişler. Yani evet, bürokrasi bazen can sıkıcı olabiliyor çoğu zaman hatta. Şimdi yeni bir rota çizdiniz kendinize. Yine başta konuşmuştuk, bir kere daha rica edeceğim. Ne kadar daha bir yolculuğunuz kaldı ve sonrasında ne yapacaksınız karaya çıktıktan sonra? Benim buraya varasıya kadar kat ettiğim, küreklediğim mesafe 6400 deniz mili falan bir mesafe oldu. Buradan benim Borneo'ya inip, Borneo'yu saat yönünde dolanıp Singapur'a kadar gitmem için 3600 deniz mili kadar bir mesafe daha gitmem lazım. Yarısı. Yani yolun üçte biri kaldı evet. diyebiliriz. Sanırım Mayıs sonu, Haziran başı bir vakit ben varırım, her şey yolunda giderse. Karaya çıkarım, Malezya'nın en alt köşesinde, o Malay Yarımadası'dır o. Singapur'un hemen batısında, Pontian kıyı kasabasında Malezya'da karaya çıkarım diye ümit ediyorum. Ondan sonra pandemi artık pandemi konusu olayı kaderimi belirleyecek diyebiliriz. Kim vize verecek? Nereden gideceğim? Malezya'dan Tayland'a, Tayland'dan büyük bir ihtimalle Myanmar, oradan Hindistan, Nepal şeklinde gidilecek. Ya da Vietnam, Çin üzerinden gidecek. Yani Himalayaların güneyinden mi gideceğim, kuzeyinden mi gideceğim? Ona kararı pandemi verecek. Kim vize verir? Göreceğiz. Okyanusu açtıktan sonra zirve deneyeceksiniz. Doğru. Amacım Everest'in eteklerine kas gücüyle varmak, denemek. Oradan kas gücüyle yine bisikletle Rusya'daki, Rusya-Gürcistan sınırındaki Elbrus zirvesine, oradan Türkiye'ye gelmek. Bu zirveleri dediğim gibi arkadaşım, beraber kaya tırmanırken düşüp hayatını kaybeden arkadaşım Göran Krop adına yapıyorum. Şu anda sırada Everest var. Peki. Yine bize gönderdiğiniz kısa videolarda bilim için de bazı çalışmalar yaptığınızı söylemiştiniz yolculuk sırasında. Ondan da biraz bahseder misiniz? Neler yaptınız? Elbette. Benim yapmaya çalıştığım şey okyanusta ses kaydı yapmak. Hemen bulsam, aransam şimdi. Hay aksi, hazırlanmadım. Kayıktasınız değil mi şimdi? Şimdi kayıkta değilim ben, evdeyim ve eve getirdim. Bu cihazdaki, bana izin verir misiniz hemen? Tabii bulayım. Tabii. Göstereyim tabii. Bir dakika. Şu. Bu cihazla okyanustaki sesleri ölçüyorsunuz. Bu kayıt cihazı bu. Bunun mikrofonu şurada. İçinde kendi pili ve kayıt cihazı var. Bunu ben bir kılıf içine koyuyorum ve dibe sarkıtıyorum. 20 metre derinlikte falan bu kayıt yapıyor. Bunu ben sonra çekiyorum. Şunu açtığım zaman buraya bir fiş takılıyor. Şöyle. Bu fişten USB kabloyla laptopa o kaydettiğim sesi alıyorum. Sonra o buradaki kayıtları silip bunu şarj edip
bir sonraki kaydı hazırlıyorum. Yaptım ne bu. İçin bu ne için alıyorsunuz bu kaydı? Şimdi bu kayıtlar ses kayıtları, yüksek frekansta ses kayıtları civarda bulunan beaked whale, yani beaked artık gagalı balina diye tercüme edeceğiz. O tür balinanın varlığını kaydediyor. Neredeler, kaç taneler, sayılarını bulmaya çalışıyoruz ve nerelerde takıldıklarını bulmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bu tarama, okyanusu tarıyoruz bu konuda. Benim de yaptığım işte bu hatta nerede kayıt yaptıysam oralarda varlar mı şeklinde bir merak konusu. Şimdi bu balinalar avlanmak için dibe dalıyorlar. Avlanıyorlar, dipte mürekkep balığı falan bulmaları ve avlanmaları lazım. Derine daldıkları zaman orası karanlık, görmüyorlar. Ses veriyorlar. Ses radar gibi, sonar dalgası gibi ses gidiyor, yansıyor, geri geliyor. Onu duyduğu zaman avının orada olduğunu bulup, bilip gidip onu avlayabiliyor. Hani avlamak için sonar kullanıyor resmen. Peki. İşte o yüksek frekans meselesi oradan. Bunların varlığını o şekilde biliyoruz. Aksi takdirde bu katil balinalar falan geliyor, saldırıyor bunlara. O yüzden yüzeyde ses vermiyorlar. Anladım. Dipte veriyorlar sesi. Böyle buluyoruz. Peki, fırtına, işte bilim için çalışmalarınız, yiyeceğinizi hazırlamanız, kendi kişisel temizliğiniz, kürek çekişiniz, tüm bunların dışında okyanusta hiç ilginç bir şey yaşadınız mı? Sizi gerçekten hayrete düşüren, tek başınızayken. Ne bileyim ben, gece kürek çekerken yıldız kayması, efendim denizde yakamoz, bu canlıların parlaması her dalgayla böyle mavi yeşil ışık verir onlar hareketlenince. Onu görmek. Bunlar güzel şeyler, herkese nasip olan şeyler değil. Değil, evet. Denizde bir kuşla arkadaşlık, dostluk kurdum ben. O çok güzel oldu. Gelmiş küreğimin sapında konmuş. Her taraflarını temizliyorlar. Bir de gagalarıyla temizliyor her tarafı, didikliyor falan, tüylerini düzeltiyor. Boynunu düzeltmek için ayak kullanması lazım. Ayağını her kaldırdığında kayık sallandığı için tekrar koymak zorunda kalıyordu. Bir türlü kaşıyamıyordu bu boynunu. Şöyle bir uzandım. Ondan sonra uzun gagasıyla bu bir maşa muamelesi yaptı benim parmaklarıma. Sonra geri çekilmedim ben. Neden sonra eriştim. Ve boynunu şöyle tüylerini tersine tersine şöyle bir kaşıdım. Beğendi. Tekrar yanaşmaya başladım ona bu sefer. Hadi biraz daha kaşı falan. Sonra uçtu geldi. Arkama güneş panelinin üzerine kondu. Ve ondan sonra 4 gün falan benimle takıldı bu. Ve o dostluk çok hoş oldu, şirin oldu. Kayda alabildiniz mi? Kayda aldım. Var bir iki fotoğraf. Onları paylaşabilirim. Onları rica edeceğim sizden. Bunlar çok önemli tecrübeler aslında. Yalnızlığıma derman oldu resmen. Çok güzel. Yani nerede, niye gitti, niye gelmiyor diye ondan sonra dertlendim ayrıldıktan sonra. Çok güzel. Erdem Bey, çok keyifli bir sohbetti. İnsanüstü bir çaba sergilediniz. Tekrar tebrik ederim kendi adıma da. Ben aynı zamanda Umut Öyküleri adında bir program yapıyorum. Sizin öykünüze hem haberde hem de o programda yer vereceğim. Daha geniş kitlelere erişebilin diye. Kendi adıma çok teşekkür ederim röportaj için. Umarım bundan sonraki mücadelenizde de çok başarılı olursunuz. Teşekkür ederim. Site adresimi lütfen paylaşın. erdenyurt.com. Icarus ve iCreepX, bunlar sponsorlarım, uğraşıyorlar. Bunu iki dilde, Türkçe ve İngilizce olarak sunmak üzere. Instagram, Twitter, erdenyurt diye duyuralım lütfen. İlgilenenler takip etsin. Bilsinler ne oluyor. 17 Guinness Dünya Rekorum var. 18.si işte Hawaii'den Marianas kürek çeken ilk kişi diye kayda alır mısınız diye sordum. Bakalım 18 olabilir yani. Erdem Bey, kaç yaşındasınız?
60, Temmuz ayında 60 yaşıma girdim. Daha benden 10 sene daha iş çıkar. Daha ne fazla çıkar bence. Çıkar. Yani ben 60 yaşında nasıl olacağım hiç bilemiyorum. Sizin gibi olmayacağım kesin de. İşleyen demir paslanmaz derler ya işte evet. Ona güzel örnek oluyor bu. Maşallah. Aynen devam, durmak yok. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben mail adresimi yazsam bana yeni görüntüler atabilir misiniz? Video, fotoğraf. WeTransfer üzerinden ulaştırma şansınız olur mu? Şu anda şeyde kamera teknede ben evdeyim. Yani hemen olmak zorunda değil, yarın da olabilir. Söz vermek istemiyorum. Çünkü sürekli oraya buraya gitmem lazım ve tekniği hazırlamam lazım. Anladım. Elimdeki görsellerden paylaşabilirim. Olur, elinizdeki görselleri paylaşın. Bana daha önceden sizin görüntülerinizi atmışlardı. YouTube'dan da ben edindim ama yeni görüntü olursa iyi olur tabii. Sizin elinizdeki evet. O görüntüleri paylaşırsanız sevinirim. Ulaştırmaya çalışayım ama söz vermeyeyim çünkü... Şu anda elinizde olanları atabilir misiniz? Bundan aktarabilirim. Tamam. Siz bana mesaj yolladınız mı? Evet. Interstall diye. Tamam. WhatsApp'tan şimdi... WhatsApp'tan yollasam olur, boyutlarını ufaltacak. Adresinizi, e-mail adresini yazarsanız bakayım, ben hemen. Orijinal boyutlarını da yollayabilirim. Tamam, çok daha iyi olur benim için. Ahmet nokta yolladım size. Tamam, geldi. Bu adrese yollayabilirsiniz. Tamam, halledeceğim. Çok memnun oldum. Sağ olun, var olun. Dediğim gibi herkes bilsin. Bilen bilmeyene söylesin. Tamam, ben anlatmaya çalışacağım. İstanbul'a yolunuz düşerse bekliyoruz buraya, NTV'ye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler.